Tarih bilgisayar oyunlarından, romanlardan ya da filmlerden öğrenilmez. Fakat bu tarz içerikler işlenilen dönemi başarılı bir şekilde yansıttığında içerik tüketicilerini olumlu bir şekilde yönlendirebilir. Günümüzde bilgisayar oyunlarının doğalarında olan çekicilik sayesinde 7'den 70'e herkese ulaştığını ve hitap ettiğini düşünürsek bu yönlendirmenin ne denli etkili ve derin olduğunu anlarız. Tarih temalı iyi bir oyun, genç yaştaki pek çok bireyi merak etmeye, araştırmaya, öğrenmeye ve nihayetinde ilgili konunun takipçisi olmaya kadar götürebilmektedir. Bunu görüp bildiğimiz ve kendimiz de bolca tükettiğimiz için bilgisayar oyunlarından uzak durun demek yerine sizi tarihe yönlendirecek 70 PC oyunundan oluşan bir liste oluşturduk. Bu liste tarih temalı en iyi 70 oyun listesi olmayacağı için aklınızdan geçen pek çok oyunu burada göremeyebilirsiniz. Listeyi hazırlarken profesyonel bir oyun değerlendirmesinden ziyade kendi zevklerimizi ve oyun deneyimlerimizi ön planda tuttuk. Aynı zamanda daha fazla oyuna yer vermek için seri olan oyunları tek oyun şeklinde değerlendirdik. Bu listenin öznel bir liste olduğunu unutmayınız. Ve siz de yorumlara size tarihi sevdiren oyunları yazınız. 70. The Entente Gold. Listemiz 1. Dünya Savaşı'nı konu alan gerçek zamanlı bir strateji oyunuyla başlıyor. Bu nostaljik oyunda Fransa, Almanya, Rusya, Avusturya, Macaristan ya da İngiltere'yi seçip piyade ve süvariden başlayarak zırhlılara evrilen çeşitli birimlere komuta edip 1. Dünya Savaşı'nı deneyim edebilirsiniz. 69. World War One. Bir önceki oyunla aynı konuyu işleyen World War One, 1. Dünya Savaşı oyunlarının kısıtlı olduğu dönemlerde büyük bir boşluğu doldurmaktaydı. Reklamının fazla yapılmaması nedeniyle çok yaygınlaşmayan bu oyun, deneyimlemek isteyenler için şu an Steam'de sadece 2 lira. 68. A Legionary's Life. Oyun size 2. Pön Savaşı yıllarında ve sonrasında bir Roma askeri olma imkanı veriyor. Yazı tabanlı bir askeri simülasyon oyunu olan A Legionary's Life, bir lejyonerin hayatını öğrenmek isteyenler için zevkli bir yapım. 67. Alexander. Aynı isimli filmden uyarlanan Alexander, Büyük İskender'in Makedonya'dan başlayıp Hindistan'a kadar uzanan macera dolu seferlerini ele almaktadır. 66. Life is Feudal, Forest Village. Feodal dönem Avrupa'sında bir orman köyü kurup geliştirebileceğiniz yapım, bir hayatta kalma ve şehir kurma simülasyonudur. 65. Siege Survival, Gloria Victis. Orta çağda kuşatma altındaki bir kalede nasıl hayatta kalırsanız, işte bunun yanıtını aradığımız oyunda kuşatma şiddetini arttırdıkça hayatta kalmak sizler için daha zor ve bir o kadar da zevkli olacaktır. 64. 11-11, Memories Retold. 11 Kasım 1916. Genç bir fotoğrafçı Avrupa'daki Batı cephesine katılmak için Kanada'dan ayrılır. Aynı gün bir Alman teknikere oğlunun görev sırasında kaybolduğu haberi gelir. Her ikisinin de tek arzusu insanlıklarından ödün vermeden sevdiklerine sağ salim kavuşmaktır. Bir hikayenin peşinden gittiğimiz bu oyun, aynı zamanda farklı sanatsal tasarımıyla da ilgi çekiyor. 63. Hellish Core. 17. yüzyıl savaşçılarından birini seçerek arkadaşınızla kılıç düelloları yapabileceğiniz Hellish Core, size fizik kurallarına uygun gerçekçi bir deneyim vaat ediyor. Erken erişimde olan oyun tamamlandığında, eminiz ki şu an olduğundan daha ilgi çekici olacaktır. 62. Dawn of Man. Şimdi de sizleri epey geçmişe, taş devrine götürüyoruz. İlk insanların kontrolünü elinize alın ve hayatta kalma mücadelelerinde onlara çağlar boyunca rehberlik edin. 61. Nemesis of the Roman Empire. Yapım, gelişen Roma İmparatorluğu'nun başta Kartacalılara ve Galyalılara karşı mücadelelerini ele alan gerçek zamanlı bir strateji oyunudur. Nemesis of the Roman Empire, farklı oyun modlarının varlığı ve tatmin eden görselliğiyle dönemin değerlendirmelerinden yeterli puanlar da almayı başardı. 60. Imperiums, Greek Wars. Bu oyunda Yunan antik kentleri arasında gezip şehrinizi diğerlerine hükmeden bir devlete dönüştürebilirsiniz. Mitolojiyle zenginleştirilmiş oyunda demokrasinin peşinden gitmek ya da bir tiran olmak tamamen sizlerin elinde. 59. Panzer Corps 2. 1994 yapımı Panzer General oyununun günümüzdeki halefi olan başarılı oyun, 2. Dünya Savaşı'nın en bilinen askeri birimlerinden Panzer Kolordularını cepheden cepheye sürmek isteyenler için biçilmiş kaftan.
58. Reese, Son of Rome. Oyun, ailesinin barbar haydutlar tarafından öldürülmesine tanık olan genç Romalı asker Marius Titus'un Roma ordusuyla Britanya'ya gidişini anlatıyor. Hack and Slash türünde olan yapım, özenle hazırlanmış sinematikleri sayesinde güzel bir dönem filmi izliyormuş hissiyatı da oluşturuyor. 57. Partisans 1941. İkinci Dünya Savaşı Doğu Cephesi'nde geçen oyunda, düşman hatlarının arkasındaki Kızıl Ordu komutanı olarak bir grup partizanı Alman işgalcilerine karşı gerilla mücadelesine sokacaksınız. İzometrik oyun haritası üzerinde çeşitli taktikleri ustalıkla kullanmanız gerekecek ve başarabilirseniz dünyayı olmasa bile yaşadığınız coğrafyayı kurtarabileceksiniz. 56. War of Rights. Uzun süredir erken erişimde olan War of Rights'ın konusu Amerikan İç Savaşı. Pek çok gerçek oyuncuya karşı çarpışabileceğiniz FPS türündeki oyunun en ilgi çekici yanı, Amerikan İç Savaşı'nı, silahları, üniformaları ve atmosferiyle deneyimleyebilme imkanı. 55. Sudden Strike. Çok oyunlu Sudden Strike serisi, İkinci Dünya Savaşı'nda geçen gerçek zamanlı bir strateji oyunudur. Muharebeleri, gerçekçi haritalar, dönemin silahları ve mühimmatları üzerinden oynayabilirsiniz. İsterseniz Rommel ve Patton gibi generallerden birinin yerine geçerek onların savaşlarını siz yönetebilirsiniz. 54. Medieval Dynasty. Medieval Dynasty, içinde bazı hayatta kalma öğeleri olan bir simülasyon oyunudur. Etkileyici ortaçağ temasıyla, müzikleriyle, oynayışıyla sadece hayatta kalmakla uğraşmayacaksınız. Keşifler yapacak, etrafınızda bir popülasyon oluşturacaksınız ve başarabilirseniz küçük bir ortaçağ hanedanı kuracaksınız. Erken erişimde olmasına rağmen şimdiden büyük bir potansiyel taşıyan oyunu, tamamlanınca tekrar deneyimlemek için biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. 53. The Forgotten City. Bir müzede gezermişçesine antik Roma havasını solumak için her açıdan uygun olan The Forgotten City, modern dünya ile antik dünya arasında ufak bir yolculuk yaparak kendimizi sürükleyici bir hikayenin içinde bulmamızı sağlıyor. Bol diyaloglu ve bulmaca dolu gizemli bir oyun isteyenlere tavsiyemizdir. 52. Field of Glory 2. Milattan önce 280'den milattan önce 25'e kadar Roma'nın yükselişi sırasında geçen sıra tabanlı bir taktik oyunudur. Yine aynı markanın altında çıkan Field of Glory 2 Medieval ile de milattan sonra 1040'tan milattan sonra 1270'e kadar olan yüksek ortaçağ dönemindeki muharebeleri deneyimleyebilirsiniz. 51. Battle of Empires. Bu oyunda 1. Dünya Savaşı ordularını seçip farklı ve zorlu askeri görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Sabotaj, gizlilik, siper savaşı, gaz saldırıları, topçu ve piyade taarruz harekatları bu görevlerden sadece birkaçı. Oyunun Osmanlı ordusunu seçip Gelibolu'da taktik savaşları yürütebileceğiniz bölümlerinin olduğunu da ekleyelim. 50. Age of History 2. Age of History, öğrenmesi kolay fakat ustalaşması zor büyük bir strateji savaş oyunudur. Harita üzerinde taktikler uygulayıp politikalar geliştirebileceğiniz bu oyunda amaçları kendinizin belirlediği farklı dönem bölümleri mevcut. 49. Cossacks 3. 17. ve 18. yüzyıl Doğu Avrupa'sındaki tarihsel olayları kapsayan, konusu ve savaş meydanında aynı anda 10.000 asker bulundurabilme imkanı veren yapısıyla Cossacks 3, içinde Osmanlı'nın da olduğu 20'ye yakın milletle oynayabileceğiniz gerçek zamanlı bir strateji oyunudur. 48. Patrician 3. Oyun, size ortaçağ Kuzey Avrupa'sında şehirler ve koloniler kurup ticaret yapma imkanı veriyor. Uzun süreli ve karmaşık stratejiler uygulayıp Avrupa şehirlerinde büyük bir ticaret ağı kuracak ve sonrasında da kurduğunuz para imparatorluğunu bir tüccar ve şehir yöneticisi olarak sonuna kadar korumaya çalışacaksınız. 47. World of Tanks. Sıkça reklamını gördüğünüz bu çevrimiçi PvP oyununu listemizde görmenizin en büyük sebebi, savaş araçlarının döneme uygun en ince ayrıntısına kadar tasarlanmış olması. Tarihin yanında 2. Dünya Savaşı araçlarına ilgi duyanlar için ayrıca göz atılması gereken bir yapım. 46. War Thunder. Listenin bir önceki oyunuyla aynı kategoriye giren War Thunder, 2. Dünya Savaşı askeri havacılığına, zırhlı araçlara ve filolara adanmış yeni nesil bir MMO savaş oyunudur. Dünyanın her yerinden gerçek oyuncularla savaşarak tüm büyük muharebelerde yer alabilirsiniz. 45. Pharaoh. Yine eskilerden bir strateji oyunu. Yapacağınız şey çok basit. Kendinizi Büyük Piramitler çağından yeni krallığın son yıllarına kadar eski Mısır'a bırakın ve bu antik şehir kurma oyununun zevkine varın. 44.
American Conquest. American Conquest serisi, 1492'de yeni dünyanın keşfiyle başlayan Amerika'nın hikayesini aktarmakta. Toplam 3 oyunu olan seride Amerika'nın keşfinden Amerika'nın bağımsızlık savaşına, iç savaştan Teksas devrimine dek pek çok tarihi olayı detaylı bir şekilde deneyim edebilirsiniz. Aynı zamanda kıtanın yerli halklarıyla da farklı kampanyalar içerisinde oynayabilirsiniz. 43. Sniper Elite. Adından da anlaşılacağı gibi 2. Dünya Savaşı'nda bir keskin nişancıyı kontrol ettiğimiz bir oyun serisi. Toplam 4 ana oyunu olan seride muharebelere daha az katılacaksınız. Ama bir keskin nişancı olarak gizlilikle düşmanınıza yaklaşıp silah kullanma becerilerinizi sergileyebileceksiniz. 42. Sengoku Jidai, Shadow of the Shogun. Sengoku döneminde geçen sıra tabanlı bir taktik ve stratejik oyundur. Öncelikle Japon savaşan devletler dönemine ve Japonların Kore'yi istilasına odaklanıyor. Samurayların taktik savaşlarını deneyimlemek için tecrübe edilmesi gereken bir oyun. 41. Darkest Hour. Darkest Hour, listemizdeki pek çok paradoks oyunundan birisi. Harita üzerinde 20. yüzyılın büyük savaşlarını deneyimleyebildiğimiz bu oyunda kara birimleri, savaş uçakları ve donanma üretebilir ve bunları kolordu ve ordular halinde birleştirebilirsiniz. Diğer devletlere savaş ilan edebilir, ittifaklar kurabilir, bölgeleri talep edebilir ve ilhak edebilirsiniz. 40. Return of the Obra Dinn. 1802'de ticaret gemisi Obra Dinn, 200 tondan fazla ticari malla Londra'dan doğuya doğru yola çıkar. 6 ay sonra Ümit Burnu'nda hedefine ulaşamadan denizde kaybolur. Aradan 5 yıl geçtikten sonra gemi içinde hiç kimse olmadığı halde Falmouth Limanı'na sürüklenir. İşte sizin görevinizde bu gizemli gemide 5 yıl boyunca neler yaşandığını ortaya çıkarabilmek. Farklı bir tarza sahip olan ve bol metinli bu oyunu şiddetle tavsiye ediyoruz. 39. Caesar 3. Oyunda bir Roma İmparatorluğu valisi olarak atandığınız şehri başarılı bir şekilde yönetmeye çalışacaksınız. Merkezden gelen görevleri yerine getirmenin yanında şehrinizi büyütecek, halkın sorunlarıyla ilgilenecek ve şehrinizi düşmanlara karşı korumaya çalışacaksınız. Ve böylece her bir adımda rütbe atlayarak daha zorlu şehirleri yönetebilme kabiliyetinizi artıracaksınız. 38. Rising Storm 2, Vietnam. First Person Shooter türünde olan yapım sayesinde Amerika'nın bataklığa saplandığı Vietnam Savaşı'nı döneme uygun araç ve silahlarla deneyimleyebilir ve 64 kişilik oyun odalarında farklı rakiplerle kapışabilirsiniz. 37. Imperator Rome. Paradox Interactive'in strateji oyunu Imperator Rome ile klasik çağda Akdeniz'de hakimiyet için yarışacaksınız. Vilayetlerinizi kurup yabancı toprakları fethederken politika ve diplomasinin tehlikeli sularında yolunuzu bulmaya çalışacaksınız. Antik Roma ile ilgili en iyi işlerden olan bu yapıma oyun kütüphanenize yer verebilirsiniz. 36. Blitzkrieg. İkinci Dünya Savaşı deneyimi sunan başka bir gerçek zamanlı strateji oyun serisi de Blitzkrieg. İlki 2003 yılında çıkan oyunda izometrik bir haritada askeri birliklerimize tanımlı görevleri başarıyla yapmaya çalışıyoruz. Sudden Strike ve Company of Heroes tarzı oyunları seviyorsanız ve benzer oyunları Almanya tarafında oynamak istiyorsanız Blitzkrieg serisine de bir göz atabilirsiniz. 35. Call of Juarez. İyi kötü ve çirkin ya da bir zamanlar batıda tarzında vahşi batı filmlerinin bir de oyunu olsa da oynasak diyorsanız burada Call of Juarez serisi yardımınıza koşuyor. Kaliteli grafikler, efektler, müzikler ve seslendirme ile güzel bir kovboy hikayesi için bu oyunu tercih edebilirsiniz. 34. Man of War. İzometrik harita üzerinde oynadığımız 2. Dünya Savaşı oyunları gördüğünüz gibi listede giderek artıyor. Bu tarzın yine başarılı örneklerinden olan Man of War'da Sovyet, Müttefik veya Alman kuvvetleriyle toplam 19 büyük görevi layığıyla yerine getirip zevkli saatler geçirmeye çalışıyoruz. 33. Ancestor Legacy. Yapımda İskandinavya'dan gelen Viking savaşçılarını yöneterek Britanya adasını işgal etmeye çalışıyor ve görevleri yaparak buraya yerleşmek için çaba harcıyoruz. Savaşın her anında harita açısından sinematik açıya geçmemize imkan sağlaması ve atmosferiyle tercih edilebilecek oyunlardan birisi. 32. Steel Division, Normandy 44. Strateji türündeki oyun, 2. Dünya Savaşı'nın en simgesel muharebe sekansı olan Normandiya çıkarmasını başarılı bir şekilde ele alıyor. Çıkarma sonrasındaki çatışmaları da güzel bir şekilde tasvir eden yapımda Kanada, Almanya, Fransa, Polonya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere çok çeşitli askeri güçleri haritamızda kontrol edebiliyoruz.
31. Brothers in Arms. Brothers in Arms Hell's Highway ilk çıktığı zamanlarda oyuncular tarafından büyük bir ilgiyle sahiplenilmişti. Yapım, çavuş Matt Baker kurgusal karakterinin, 2. Dünya Savaşı'nın en büyük hava indirme harekatlarından olan Market Garden süresince yaşadıklarını aktarmakta. 30. For Honor. Orta Çağ'da Vikingler, şövalyeler ve samurayların arasında geçen bol aksiyonlu video oyununda ana bir karakter bulunmamaktadır. Hikayenin gidişatına göre ilk başta şövalyelere katılıp kuşatmalara ve kale savunmalarına katılacaksınız. Bazen de Vikingler ile kaleleri yağmalayıp halkınız için baskınlar düzenleyeceksiniz. 29. Desperados 3. Yılların eskitemediği Desperados Wanted Dead or Alive'ın çok beklenen devamı niteliğindeki bu yapım, oyun severlerin tanıyıp sevdiği yalnız kovboy John Cooper'ın 1870'li yıllar vahşi batısında başından geçen başka bir maceraya odaklanıyor. Taktik kapasiteyi ve gizlilik dinamiklerini vahşi batı atmosferiyle birleştirmesi oyunun en büyük artısı. 28. Knights of Honor. Orta Çağ'da var olan devletlerin birbirleriyle olan diplomatik, ticari ya da savaş konusundaki ilişkilerini yansıtan bir strateji oyunu. İsmini duyduğumuz pek çok kent ve tarihi karakter bu oyunda yerini almış. Çok dinamik, sizi hiç boş bırakmayan ve oynadıkça daha da zevk almanızı sağlayacak strateji oyununun yıllarca beklediğimiz ikinci oyununun gelmesine de çok az kaldı. Merakla bekliyoruz. 27. IR2 Sturmovik. Yıllarca yeri doldurulamayan başka bir oyun serisi daha. İkinci Dünya Savaşı'ndaki hava çarpışmalarında bir savaş pilotu olup savaşı göklerde sürdürmek istiyorsanız adresiniz belli. Seri Sovyet, Alman, Amerikan, İngiliz, Japon, Fransız, İtalyan, Romen, Çekoslovak, Polonya ve diğer kökenlerden bir dizi uçağı da kapsamaktadır. 26. Banished. 17. yüzyılda yaşadıkları topraklardan sürülen bir grup insanı yönettiğimiz bu oyunda, amaç sürgünleri hayatta tutabilmek ve kurtardığımız insanlarla sıfırdan bir medeniyet kurabilmek. Tarihsel temalı bir şehir yönetme ve strateji oyunu olan Banished, benzer pek çok örneği arasında rahatlıkla sıyrılmayı becermiş başarılı bir yapım. 25. Valiant Hearts. 1. Dünya Savaşı patlak verince Fransa, Alman vatandaşlarını sınır dışı eder. Sınır dışı edilenlerden biri de Carl adında bir gençti. Carl, eşi Mary ile oğulları Victor'dan ayrı düştüğü yetmezmiş gibi Alman ordusu tarafından askere çağrılır. Benzer şekilde Carl'ın kayınbabası Emil de Fransa ordusuna çağrılır. Savaşın yıkıcı yanlarını anlatan bu dramatik yapım, her tarih severin ve oyun severin arşivinde bulunmalı. 24. A Plague Tale, Innocence. Biraz tarih, biraz fantezi. Yüzyıl Savaşı sırasında Fransa'nın Akitanya bölgesinde geçen oyun, Amicia de Rune ve hasta kardeşi Hugo'nun Fransız Engizisyonu askerlerinden ve kara vebayı yayan fare sürülerinden kaçarken içinde bulundukları kötü durumdan doğan drama odaklanıyor. Yapım, gizlilik, hayatta kalma ve bulmaca çözme üzerinden ilerliyor. Öne çıkan en büyük artıları ise hikaye anlatımı, karakter derinliği ve olay örgüsü. 23. Verdun ve Tannenberg. Gerçekçi bir 1. Dünya Savaşı ortamında geçen çok oyunculu FPS oyunudu. Batı cephesinin heyecanlı saldırı ve savunma savaşlarını barındıran yapım, sizlere siper savaşlarının eşsiz tecrübesini sunuyor. Aynı firmanın Tannenberg oyunu savaşın doğu cephesini ele alırken, yakın dönemde çıkacak olan Isonzo ise Avusturya, Macaristan ve İtalya'nın harp ettiği cepheye odaklanacak. 22. Kingdom Come. Kutsal Roma İmparatorluğu topraklarında destansı bir maceraya katılabileceğiniz hikaye odaklı, açık dünya bir rol yapma oyunudur. %100 ortaçağ gerçekçiliği vaat eden bu simülasyonda, bir istila sırasında ailesi katledilen Henry'nin intikam hikayesini takip ediyoruz. Zevkle oynanmasının yanında, bir ansiklopedi gibi döneme ait pek çok toplumsal ve siyasi bilgiyi de görselliğin vermiş olduğu avantajla sunan yapım, şiddetle tavsiye ettiklerimiz arasında. 21. Anno. Oyun piyasasının köklü serilerinden Anno, tarih ve stratejinin harmanlandığı başarılı yapımlarda. İçerisinde az miktarda savaş ve diplomasi elementleri bulundursa da, Anno serisinin temeli şehir yönetmeye ve ticarete dayanıyor. Serinin 5 oyunu, farklı yüzyıllarda şehirler kurup o dönemlerin atmosferini yaşamanız için sizlere güzel fırsatlar sunuyor. Aralarından en az bir tanesinin tadına bakmanızı diliyoruz. 20. Ultimate General, Civil War. Gerçek manada askeri tabanlı bir strateji oyunu arıyorsanız, aradığınız şey Ultimate General.
Oyun konu olarak 1861-65 yılları arasındaki Amerikan İç Savaşı'nı işliyor. Askeri birlikler yöneten bir komutan olarak oynadığınız bu oyunda, savaş her yönüyle ele alınmakla birlikte sizin askeri yönetim becerileriniz de zorlu muharebelerle sınanıyor. Ultimate General ülkemizde çok popüler olmasa da son zamanların iyi tarihsel temalı strateji yapımlarından birisi. 19. The Pillars of the Earth. Bir uyarlama olan oyun, 12. yüzyıl İngiltere'sinin içerisinde bulunduğu savaş zamanlarında halkın güvenliğini sağlamak ve refahı korumak amacıyla inşaatına başlanan bir katedrali konu ediniyor. Bir katedralin inşaatı ne kadar ilgi çekici olabilir demeyin. Çünkü göze hoş gelen çizimleri ve metin tabanlı oynayışıyla The Pillars of the Earth size unutulmaz ve sıcak bir hikaye sunuyor. Her oyuncuya hitap etmese de adeta tarihi bir roman okurmuş hissiyatına kapılacağınız bu yapım, bizde güzel izlenimler bıraktığı gibi sizlerde de bırakacaktır diye umuyoruz. 18. Mafya. Mafya serisi burada olmasına şaşıracağınız oyunlar arasında olabilir. Ama mesele yaşanılan dönemi karşı tarafa geçirebilmekse, kurgusal bir şehir üzerinden de olsa 1940'lı ve 50'li yıllar Amerikası'nı en iyi şekilde yansıtan oyunlardan olan Mafya, bu listede yer almalı diye düşündük. Kıyafetinden silahına, konuşma aksanından kullanılan araçlara ve müziklere dek sizi nostaljik bir ortama sokacak bu açık dünya oyununu eminiz pek çoğunuz deneyimlemiştir. Ama henüz denemeyen varsa ilk Mafya oyunu dahi hala ilginizi cezbedecek düzeyde. 17. Rise of Nations. Rise of Nations eskilerde kalmış ama damaklarda güzel tatlar bırakmış bomba oyunlardan birisi. Her birinde kendine özgü birimler bulunan 18 medeniyet, taş devrinden modern döneme dek medeniyetinizi geliştirebileceğiniz 8 çağ, başarılı oyun mekanikleri, iyi sayılabilecek teknoloji ağacı. Hepsini içinde barındıran bu efsane, yakın zamanlarda Extended Edition versiyonuyla cilalanmış şekilde bir kez daha önümüze çıktı. 16. Commandos. Gerçek zamanlı taktik konusunda hatırı sayılır serilerden biri olan Commandos, ilk kez 1998 yılında hayatımıza girdi ve Commandos 2, Man of Courage ile oyuncuların kalbinde taht kurdu. Taktiksel bir aksiyon strateji oyunu olan Commandos, 2. Dünya Savaşı esnasında izometrik bir harita üzerinde yönettiğimiz komandolara tanımlı görevleri yerine getirme üzerine kurulu. Son zamanlardaki eski oyunları yeniden yapma ya da HD versiyonuna tekrardan piyasaya sürme furyasının bir parçası olan Commandos 2'nin yeniden düzenlenmiş versiyonu da 2020'de oyuncularla buluştu. 15. Victoria 2. 1836 ile 1936 zaman dilimlerini kapsayan Victoria 2, haritadaki bütün ülkeleri seçebileceğimiz gerçek zamanlı bir strateji oyunudur. Senaryoya bağlanmaksızın oyun akışını elinizde bulundurduğunuz, yönetimi devraldığınız ülkeyi ekonomik, diplomatik ve teknoloji alanlarında yönetebildiğiniz bu yapım saatlerce başından kalkmayacağınız türden. Paradox şirketinin diğer oyunlarına nazaran biraz daha arka planda kalmasına rağmen, özellikle 19. yüzyıl Osmanlısını hükmetmek isteyen oyuncular için tercih edilmesi gereken bir yapım. 14. Medal of Honor. 2. Dünya Savaşı ve günümüz savaşlarını konu alan FPS türünde bir video oyunu serisidir. Pek çoklarına göre serisinin başarısının arkasında yatan şey, ilk oyunlarının senaryolarını Steven Spielberg'ün yazmasıydı. Er Ryan'ı Kurtarmak filmindeki Normandiya çıkarması sahnelerinin çok benzerini bizlere yaşatan Medal of Honor Allied Assault belki de bu yüzden serinin en hatırlanan oyunu konumunda. Günümüzde de farklı tarihsel dönemleri ele alan başarılı Medal of Honor oyunları çıkmaya devam etmekte. 13. Company of Heroes. Her anı başka bir hikayeyle dolu 2. Dünya Savaşı hakkında doğaldır ki pek çok oyun yapılmakta. Bunlardan biri de Company of Heroes. Bu oyunu diğerlerinden ayıran özelliği ise 2. Dünya Savaşı temalı gerçek zamanlı strateji oyunları arasında belki de en iyilerinden biri olması. 2006 yılında çıkan ilk Company of Heroes, yıllarca tarih sever oyuncuların başını döndürürken 2013'te çıkan ikinci oyun fanlar tarafından ilk kadar tutulmasa da başarılı bir yapım olarak anılmakta. Yakın zamanda gelecek olan üçüncü oyun ise herkes gibi bizleri de heyecanlandırıyor. 12. Stronghold. Stronghold, orta çağda bir lord rolünü üstlendiğimiz bir oyun. Amacımız, istilacılara karşı topraklarımızı savunmak, düşman kalelerini yok etmek ve çeşitli görev hedeflerini gerçekleştirmek için istikrarlı bir ekonomi ve güçlü bir ordu oluşturmaya çalışmak. Bu oyun ve devamındaki Stronghold Crusader, DFT tarih adminleri olan bizler için saatlerce başından kalkamadığımız eski efsane oyunlar arasında ayrı bir yere sahip. 11. Sid Meier's Civilization.
bir medeniyeti tarih öncesi çağlardan alıp günümüze kadar getirmeye çalıştığımız bir oyun söyleyin deseler, herhalde herkesin aklına Civilization serisi gelir. 1991'de çıkan ilk oyundan bu yana Civilization'ın ne konusu ne de oynanış mantığı hiç değişmemiştir. Kim bilir, belki de bu yapımı, tarihin en başarılı oyun serilerinden yapan şeylerden birisi de onca değişim ve yenilenmeye rağmen özünde kendisine sadık kalmasıdır. 10. Age of Empires. Bir neslin tüm okul harçlığını internet kafelere yatırmasına neden olan efsane strateji oyunu serisi Age of Empires'ı listeye almamak elbette olmazdı. Kaynak toplayarak farklı medeniyetlere ait binalar yapabildiğimiz, askerler üretebildiğimiz, toplumumuza çağlar atlatabildiğimiz ve rakiplerimize karşı savaştığımız bu oyun serisi tek kişilik güzel senaryo modlarıyla da ön plana çıkmakta. Seslendirmeleri dahi günümüzde meme olmuş serinin özellikle ikinci oyunu, gerçek zamanlı strateji oyunları arasında bir kült eser olarak yerini almış durumda. Yakın bir tarihte çıkan Age of Empires 4'te zincire eklenen son halka olarak tarih sever oyuncuların beğenisine sunuldu. 9. Europa Universalis. Haritanın başında saatlerce vakit geçirmemize neden olacak başka bir oyun serisi daha. Bir devletin denetimini ele alarak diplomasi, politika ve askeri olanaklarını kullanmak ve diğer devletlere karşı galip gelmek temel hedefimiz. 1444 ila 1821 yıllarını kapsayan oyun, size pek çok alternatif yolla büyüme ve gelişme imkanı sağlıyor. Eklenti paketleriyle zenginleştirebildiğiniz oyun, istediğimiz ülkeye istediğimiz zamanda oyuna başlayabilme imtiyazı ve serbest bir hareket sahası vererek kendi oyununuzu kurmanız konusunda sizi rahat bırakıyor. Bu da oyuncuların kendilerine has hikayelerinin oluşmasını sağlıyor. 8. Total War. Tarihsel ve fantastik olaylar üzerine geliştirilmiş sıra tabanlı strateji oyunu serisi Total War, harita üzerinde ordular sevk edip gerçek zamanlı olarak rakiplerinizle savaşabildiğiniz kült oyunların başında geliyor. Toplam 14 oyunu bulunan seri, yer yer kendisini tekrar edip marjinal sıçramalar yapamasa da, pek çok tarihi periyotta zengin içerikler sunması nedeniyle farklı atmosferleri bize yaşatmaya devam etmekte. 7. Assassin's Creed. Gizlilik oyunları olarak hayatımıza giren ve geldiği son noktada açık dünya yapımlarına dönüşen Assassin's Creed oyunları, dönem dönem yalpalasa ve ticari amaçlardan dolayı oyuncuları mutsuz etse de, bizce serinin değişmeyen en başarılı yanı, oyuncuları işlediği tarihi dönemin atmosferine başarıyla sokmasıydı. Kahramanımızın peşinde antik Mısır'da dolaşmak, Victoria dönemi Londra'sını adımlamak, 16. yüzyıl İstanbul'unda cami kubbelerinde oradan oraya koşuşturmak, Rönesans dönemi Venedik'inde turlamak, Fransız devriminde Paris'te bulunmak, 3. Haçlı Seferi'ne katılmak ya da Vikinglerle beraber yağma yapmak isteyenler için Assassin's Creed, özellikle son çıkan 3 oyunuyla pek çok şey vaat etmeye devam etmekte. 6. Crusader Kings. Yine Paradox ve yine başarılı bir strateji serisi. Bu sefer harita üzerindeki bir devleti değil, seçtiğimiz ya da oluşturduğumuz bir ortaçağ hanedanını yönetiyoruz. Amacımız hanedanımızın prestijini arttırmak, yok olmadan oyun sonuna kadar taşıyabilmek ve o hanedanın yönettiği ülke ya da ülkeleri geliştirebilmek. Ülke yönetiminin yanında bir soyu yönettiğimiz için oyun dinamiklerinde stratejiler oluşturmanın yanında insan ilişkileri ve entrikanın da önemi büyük. İkinci oyunuyla çok beğenilen bu ortaçağ hanedan simülasyonu, yeni çıkan üçüncü oyunuyla çıtayı birkaç tık daha yukarı taşımış görünüyor. 5. Call of Duty. Call of Duty, marka bilinirliği en yüksek aksiyon FPS oyunlarından. Serinin 2000'li yılların başında çıkan ilk 3 oyunu, 2. Dünya Savaşı cephelerinde çatışma deneyimi yaşatmakla kalmayıp bizlere unutulmaz hikayeler de sundu. Pek çok gerçek ve kurgusal savaşı konu alan oyun yapımcıları, arada Soğuk Savaş ve 2. Dünya Savaşı'nı konu alan yapımlar üretmekle beraber, 2. Dünya Savaşı ile ilgili son oyunlarını 2017 ve 2021 yıllarında, Soğuk Savaş'la ilgili son yapımlarını da Call of Duty Black Ops Cold War adı altında 2020 yılında çıkardılar. 4. Battlefield. Battlefield, aksiyonu bol tarih temalı FPS oyun türünün Call of Duty ile beraber başını çeken iki serisinden birisi. Seri ilk oyunlarında 2. Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı gibi tarihsel konular ele almış, sonrasında modern dönem savaşlarına yönelmiştir. Yakın dönemde çıkan Battlefield 1 ve 5 ile dünya savaşlarını işlemeye dönen seri, aksiyon, adrenalin ve muharebe ortamının kaosunu dibine kadar yaşamak isteyenler için her zaman uğranılabilecek bir durak konumunda. 3. Mount & Blade. Ortaçağ temalı açık dünya, aksiyon ve gerçekçi rol yapma oyunu denilince akla gelen ilk oyunlardan olmayı başardı Mount & Blade serisi.
Sırtınızda yay ve ok, belinizde kılıçla Kadradya diyarını dolaşıp ister seyyah, ister yağmacı, ister paralı asker, tüccar, ozan, yeminli bir savaşçı, feodal bir lord, büyük birliklere hükmeden bir mareşal ya da koca bir ülke yöneten kral olma özgürlüğünü veren Mountain Blade, önce genişleme paketi Warband'le, ardından erken erişimde olmasına rağmen ikinci oyunu Bannerlord'la tarih severleri etkilemeyi başardı. Bir at sırtında kale ve şehir fethetmenin en başarılı deneyimlerinden birini sunan Mountain Blade serisini tüm abonelerimize öneriyoruz. 2. Hearts of Iron. Bilgisayar başında sabahlanılmasına yol açan Hearts of Iron, Paradox Interactive'in 2. Dünya Savaşı konulu oyunudur. O dönemde var olan ülkelerden birini seçip savaşa sürüklenen dünyada yerinizi aldığınız bu yapımda dönemin tarihi olaylarına tek tek şahit olabilirsiniz. Her detayın düşünüldüğü, tarihsel olarak oldukça gerçekçi oyunlar sunmasıyla bilinen Paradox Interactive, bu özelliği sayesinde piyasaya sürdüğü tarih temalı her strateji oyununu geniş kitlelere ulaştırarak sadık bir kitle oluşturmayı başardı. Toplam 4 ana oyununun ve sayısız eklenti paketinin olduğu Hearts of Iron, başında saatlerce mesai yaptığımız bir oyun olduğu için hazırladığımız listede zirveleri oynadı. 1. Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 temelde bir açık dünya oyunu. Fakat daha önce de bahsettiğimiz gibi mesele ele alınan dönemi başarıyla yansıtıp oyuncularda ilgi uyandırmaksa bu oyun tüm rakiplerinin çok önünde. Oyunun hikayesi Vahşi Batı döneminin son demlerine denk gelen 1899'da Batı, Orta Batı ve Güney ABD'nin kurgusal bir temsilinde geçmektedir. Mekanlar kurgusal da olsa aklınıza gelebilecek her şeyle dönemini birebir yansıtmayı başaran yapım, size tarihi bir dönem atmosferi sunmanın çok daha ötesine geçip o atmosfere tutkuyla bağlanmanızı ve o atmosferin içinde özgürce istediğiniz gibi hareket etmenizi sağlıyor. Red Dead Redemption 2, tüm oyuncuların hangi platformda olduğu fark etmeksizin deneyimlemesini tavsiye ediyor ve listemize burada son veriyoruz. Benzer yapımların devamı için videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Ve son olarak yorumlara size tarihi sevdiren oyunları yazınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.